Ne? Konuşmak ister misin? Tamam. Alo. Canlı yayına başladım şimdi. Canlı yayına. Acil miydi? Ha, yarın arayayım ben seni, tamam. Hadi görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Ha, file 6 oynayacaktım sonra. Hemen file 6. Bir saniye bebeğim. Evet, ben oynuyorum. Siyahım, şimdi beyazım. İyi, yanlış yaptık. Sen de mi oynayacaksın? Dur bak, şarj aletini şey yapacaksın dedim. Heh, geç üstünden öyle. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Antalya çok sıcak. İlk önce kim oynuyordu bak? Şimdi burada ben maç yapacağım birazdan. İzleyecekler beni. Canlı yayındayım ben. İlk önce ben mi yapıyorum sen mi? Şöyle göstereyim. Bakın, burada benim kızım. Zaten benim kızım da ben de konuşacağım canlı yayında dedi. Sağ olun arkadaşlar. Denize de girdik bugün vallahi. Olimpos'a gittik. Antalya çok feci. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Şimdi Perşembe günü size çok güzel oyun sonu anlatacağım. Perşembe günü bir oyun sonu dersimiz olacak.
canlı yayında. Bugün biraz maç yapacağım. O ne demek? Hı? O ne demek? Sattanaş'ta bir bölüm oyun sonu, oyunun son kısmı. Baba bunlar ne? Bu işte şey çeken program. Yayın çeken program. Ben de oynayacağım baba. Bu çok feci burası ya. Kızım satranç, dur bebeğim, dur oynama. Satranç oynuyor. 3 tane turnuvaya katıldı. Ama çok şey değil satranca karşı. Bugün bir 2700'e yaklaşalım arkadaşlar ya. 3 artı 0 ile başlayalım. Ama sen bunu oynayamazsın bebeğim. Evet, pikte biz Avusturya atak oynayabiliriz saldırgan. Ama şimdi ben canlı yayındayım. Abilere, ablalara anlatıyorum. Evet, bu varyant beyazların hafüsünü olduğu bir varyant. Merkezde bir üstünlüğü oluyor beyazların. A4 ile B5 sürmesini de engelliyoruz. H3 de sürüyoruz. Şimdi at G6 gelip F4'e yerleşmek isteyecek ama filim var. Burada B3 ile oynayabiliyorum ben. Fil B2 sistemiyle de oynayabiliyorum. At G6. Fil E3. F4'e yerleştirmeyelim. A5 de süreyim. Eğer A6 tarzı bir hamle yaparsa B6 zayıflıyor. Hemen E5'i alıp B6'ya yerleşeceğim. Vezir D2. Tüh. Flash 6 yapacaktım. Gördüm. Şimdi E4'üm istekte kalabilir. Bunu gelirsem de A5 istekte. O yüzden bir tane A6 sürelim. B5 sürünce fil D3 gelelim. Hoş geldiniz. Kime hoş geldiniz? Bejong ezber demeyelim. Bilgi diyelim. 32 senedir oynuyorum çünkü. O yüzden çok rahat oynayabiliyoruz artık. Biliyoruz hangi hamleyi yapacağımızı, ne yapacağımızı. At F4 yerleşmek istiyor. D5 oynayabilirim B5'i zayıflatmak için. B4 oynayacak yalnız D5'e. Belki at E2 oynayabiliriz. F4'ü kesiyoruz biz de. F4'ü de kestik. At F4 gelemeyecek. Şimdi C4 de oynayabiliriz. Merkezde bir üstünlük kurabiliriz. Rakip de dedi ki sen değil ben oynayacağım agresif. Alalım, evet, beyaz karelerde bir zayıflık oluşacak. E5'te izole piyon kalabilir duruma göre. E5'i de aldık, bakalım neyle alacak. Şimdi E4 karesi zayıf. E4 karesine yerleşmek istiyorum. At C3 gelirsem fil B4 gelebilir. Ama kale AD1 gelip D7'ye yerleşmek isteyebilirim. Kale AD1. Vezir D7 istiyorum. Zuveri, çok teşekkür ederim. Pardon. Benim kafa gitti. Simit Magen'i sen miydin yollayan ya? Vallahi yorgunluktan kafa gitti. Zuveri yoksa sen miydin? Gerçi bugün aradım, teşekkür ettim ama. Bir de canlı yayında teşekkür etmek istedim. Vezir D7 gelebiliriz artık. Şimdi F5'i de istiyorum. Evet, E7'ye de baskı yapıyoruz. Bir tek bu atımızda sorun var. D4'e gitmek istiyorum. Ha, Smith, çok teşekkür ederim. Gerçekten kesene bereket. D4'e de gelsek atı, C6'yı istesek kale F6 oynayacak. Aslında ben bu atı E4'e gitmek istiyorum ama fil B4 oynayacak at C3'e. At C1, at D3 oynayabilirim. At D3. Kale E6 istiyorum. C6'ya basacağım. Güzel konum. At D3 oynayalım. Bir fili geri çeksin. Peki şimdi. Kale E6. Birer tane kale değişelim. Kale F6 oynayacaktı. Aldık. Şimdi at E5 yerleşmek istiyorum ama bir tane şah F1 geleyim. Şahım merkezileşsin.
Çünkü AT5'ten sonra kaleye 6 oynamasını istemedim aldıktan sonra. Evet, şimdi kaleye 6 ile tutuyor. Şimdi H4. Bu ata artık saldırıyoruz. H5 oynayıp F4'ü isteyeceğim. Tekrar kale F6 geldi. Şimdi H5 oynadığımız zaman at F8 gidecek. Belki at E5'te değişebiliriz bu atı. C6'ya baskı yapacağım. Eğer izin verirse H5 oynayıp at G6 oynayacakmış. Şimdi at F3, artık G5 kalesine yerleşmek istiyorum. Evet, şimdi şah E2, şah F3. Şah da F3'e geldik. Şimdi bir de kaleyi de oynasak at şey şah çıkamıyor hiçbir yere. Peki kale B'de oynayayım. Şah yine D6'ya gelemiyor at E4'ten dolayı. Aa, zaman. Zamanı unuttum. Eyvah eyvah. Niye böyle bir şey yaptım ya? Cık, beraber oldu ya. Ay, zamanı unuttum ben. Ulancım, eyvah. Bu seninle oynayan kişi. Evet, o benimle oynayan kişi. Ne güzel, çok üstündük ya. Birden anlatırken zamanı unuttum. Evet, ata 3 oynayalım. İlginç bir hamle. Tamam. G3. F4. D3 oynayalım. Çıkacaksan bunu çıkartayım bebeğim. Çıkacak mısın? Geç. Evet, rok atalım biz de. Şimdi at C2. Evet, rakip buradan gelmeye çalışıyor. Bir A3 oynayalım. B4'ü bir tane keselim. En azından A dikeyini açmak istiyoruz. Şimdi H3 G4 oynayacağım ben de. At E3 geleceğim. C4. Şimdi E4'ü istediği için etkili bir hamle gibi ama C4'ü alıp E4'ü altına B5'i alabilirim. Aa, G3'üm boşta, hiç söylemiyorsunuz ya. Vallahi söylemiyorsunuz hiç. Aşk olsun. Evet, şimdi atı istiyoruz. Kaleyi istiyoruz. Bir piyon geriyiz. Fil çiftini aldık ama bir piyon geri düştük. Tamam. Şimdi nasıl gelişmemiz lazım? Bir vezire 2 çıkalım. B5'e baskı yapalım. Fil de 2 çıkalım. Fil D2. G3 kalesine gelecek. Kale F1 gelelim. At G3 çatalasın. Nasıl fikir arkadaşlar?
Kaleye bir geldik. E6. Vezir D3 oynayalım ki. Evet, fil G4'e koymamız lazım. Fil G4. Bu at çok sağlam duruyor. Fil H6. Kaleye 5 oynasak F6 oynayabilir. Vezir F3 oynasak. Ve kale F1 oynasak. Ay, bizim yine zaman gidiyor. At E4 yedik. At E4'ümüzü de yedik, rahatladık ya. Şöyle de kapatalım şöyle. F5 oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Yine süremiz gitti. İlginç bir konum oldu ama. Vezir F4 oynarsa Vezir F4 alıp B5'i alıyorum. B2'yi alıyor da. Vezir E5 de alalım. Bakalım ne olacak. Zamanımız çok az. Bu arada bağlantı kopmadı değil mi? Şah G2 geldik. Güzel. Ay, yanlış oynadım. Ya yanlışlıkla oynadım ya, inanılmaz. Kale G6 niye oynamıyorsun ya? Bir türlü kale G6 oynamadı. Nihayet oynadı ya. Ya A5 niye oynadım ki ben? Eşit bir konumda. Arkadaşlar, hedefimiz 2700'e yaklaşmak değil, 2500'ün altına düşmemek olacak bu gidişle. B3 oynayayım ya. Aslında bir saat maç yapıp bir saat size bir konu anlatabilirim. Niger konuştuk ya. Salı günleri başlıyorum artık dedim. Salı, Perşembe bundan sonra.
Arkadaşlar bu sizin için geliyor. Ya Allah, bismillah bundan sonra. Evet, çoğu açılışta bilgimiz var Bejong. Çok oynadığımız için birçok açılışta temel fikirleri biliyoruz, hamleleri biliyoruz. Ya ezber de olacak tabii satrançta ama çoğunu bildiğimiz için hızlı oynayabiliyoruz. Lumos Maxima teşekkür ederim. Ya kaliteyi geri alabilirim böyle. Almak istiyor muyum? Sorun bu. Alalım hadi. Bir vezirimizi de merkezileştirelim. Şimdi F4 oynasak. Vezir finali oynayalım hadi. Değişik bir şey olacak vezir finali. Kaleci 2, kale F2. Vezir finali istemedi ya. Peki ben şurada bir H4 ile bir saldırı başlatsam. Buna da vezir D3 gelsem vezir C3'ten mi değişeceksin? Vezir D1 gelsem E4'ü bir şekilde tutacağız. Vezir E3 oynarsam. Peki vezir G4 gelsek olmuyor. Vezir E2 geleceğiz. H5 oynamak istiyorum. Teşekkürler. Invicta, iyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Şimdi bunu istiyorsun. Aslında burada E5 de oynayabilirim. Ama H5 oynamak istiyorum nedense. F5 de çok ilgimi çekiyor. Her hamle ilgimi çekiyor şu an. F5 oynayayım. Karsen'de hiç oynamadım. H5 oynayacak. Ona vezir G5. Açmaz. Ne istiyor? Kale E4 istiyor. Bunu bir alalım. Şimdi bir H5 oynasak. Kale E4. Vezir şah çektik. Şah G7, H G6. Tamam. Süper. Keyifler yerinde. Teşekkürler Seyitan. Umutcan neredesin ya? Gözlerimiz yollarda kaldı. Kaç gündür yoksun, kaç haftadır? Erdemliler, kamp duyurusunu yaptım ben sosyal medyadan. Kampımız başlıyor. Keyifler yerinde dedik ama çok da yerinde değil keyifler. Bunu alacağız. Kamp başlıyor 8-14 Temmuz. Kayıtları almaya başladık. Şu an 22 oldu ama artacak muhtemelen o. Ya şaka yapıyorum. Ben yoktum kaç haftadır. Peki bunu nasıl beraber yapacağız? Önemli olan soru bu. Yani sosyal medyadan duyurdum. Facebook'tan ve Instagram'dan kampla ilgili duyuruyor. Çok da güzel bir kamp olacak. Beklerim arkadaşlar. Erken kayıt yaparsanız iyi olur. Eyvah eyvah eyvah. Ben yine zamanı unuttum ya. Vezir H1 şah çek.
Çekmedi ya. Bugün niye benim bayrağım düşüyor ya sürekli? Online değil, Antalya'da 7 günlük bir kamp düzenliyoruz. Günde 8 saat çalışma olacak. 5 tane hoca, ben de dahil. Katılan herkesin gruplarına ben de gireceğim. Diğer 4 hocamız da girecek. Konulara kadar yayınladım ben sosyal medyada arkadaşlar. Konularımız da var. Babazade ne oynayayım sana? Eklemeli kabul etmiyorlar ya, o yüzden 3-6-0 oynuyorum. Seviyelere göre ayrılacak kamp. Konularımızı da yazdık sosyal medyada. Facebook'tan ve Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Paylaştım. İşte doktor atak. Doktor atak nedir diyenlere gösteriyorum. At G4 var burada aslında. Oynayabiliyoruz At G4. D6'mızda sürelim, E5 sürmesin. Bir B5 de sürelim. Konuları merak edenler varsa söyleyebilirim. Baba zaten yine bir şeyler peşindesin ya. Bir rahat durmuyorsun. Açılış anlatacağız arkadaşlar. Açılışlar. Allah Allah. Allah Allah. Alalım. İskoç ve İtalyan anlatılacak detaylı bir şekilde hem siyah hem beyaz açısından. Açılıştan sonra oyun ortası konularımız piyon yapıları olacak. Duble piyon, izole piyon, ayrık piyon, askıda piyon ve piyon zincirleri. Ondan sonra oyun sonu anlatılacak arkadaşlar. Oyun sonunda piyon finallerinde opozisyon, şahın aktifliği anlatılacak. Opozisyon, üçgen kuralı, kare kuralı ve omuzlama yöntemi anlatılacak. Ve hesaplama gücünde de motifler, çatal, şiş, açmaz, açarak saldırı, çifte saldırı, son sıra zayıflığı. Bunlar anlatılacak. Rokumuzu atalım artık ya. Bayağı güzel bir kamp olacak anlayacağınız. Katılmak isteyen herkesi bekleriz. Şöyle gelip bir filleri değsek ya. Taş öndeyiz. Ücret 7 gün. Günde 8 saat. Toplam 50 saatin üstünde bir kamp, 600 TL kişi başı arkadaşlar. Atlı 5'e bir şey yoktu ilk başta aslında. Kamp tarihi 8-16. Şey 8-14 Temmuz. 16 nereden çıktı? Ya 40 kişiyle kapatacağız. Şu an için kayıt 22 kayıt aldık. Gelip gelmeyecekler belirsiz olanlar var. Net kayıtımız 17 ya da 18'di pardon net kayıt. 10 kişilik bir bu 22 kişide 18 net kaydımız var. 10 kişilik bir grup var belirsiz olan gelip gelmeyeceği. 32 diyelim. Hani gelip gelmeyecekleri belli değil. 8 kişilik yer var şu an için arkadaşlar. Bir G6 oynasak. Kırkta kapatmayı düşünüyoruz.
8'er kişilik 5 grup yapacağız çünkü. Bunu da sürelim. Geçer piyon, geçer gider. Geçsin gitsin piyonumuz. Gitet boy hoş geldin. Peki böyle oynasak. Buna da gelelim. Şöyle vezirimizi merkezileştirelim bir. G3 oynamak zorunda. Piyon yapısını da bozduk. Şimdi G5 oynasak, vezir finaline girsek kazanç. Pentagon şeyle anlaşmamla ilgili. Bu chess.com'la anlaşmamla ilgili. Chess.com'dan oynuyorum. Arada Lee Chess'ten de pratik yapıyordum. Ama Chess.com'la anlaşmam gereği buradan oynuyorum. Bu Twitch yayınlarını Chess.com üzerinden yapıyorum çünkü. Evet, bunu orada da Melis oynamıştı. İlginç bir hamle. Şunları bir değişelim. Şöyle de bir gelsem. Evet, terk etti. Valla kulüp güzel gidiyor arkadaşlar. Yani kayıtlarımız var, gruplarımız başladı. Keyfimiz yerinde kulüpte. Şu H5'i mi alsam ya? Kale D1'i bir gelim. Güzel öğrenciler var tabi. Bir saniye. Porma hoş geldin. Babazade beni seviyor ya, sürekli benimle oynuyor. Rox büyük ustayım zaten. Niye itici geldi ki? Büyük usta unvanını aldım. Şimdi sen doktora niye doktor yazıyorsun? Çok itici geldi diyebiliyor musun? Adam doktor olmuş yani.
Ben de büyük usta oldum. Fiddler position fena değil. Başlangıcımız iyi diyelim. Valla ben onu anlamıyorum ya. Herkes bu büyük ustalığa takmış. Bir taraftan da yani hani bilmeyen birisi araştırabilir. Bilmiyordum da diyebilir. Niye artistik yapıyorsun diyen bile oldu. Niye büyük usta yazıyorsun? Sen büyük usta mısın sen falan diyen bile oldu yani. Bak bilmeyenlere bir şey demiyorum ama bak taş uyduk ya. Vallahi taşı güzel uyduk ya. Neyse. Evet. O 19 dakika. O şey 19 saniye. Ya varmış evet. Yani şimdi kızıyorum diyorum ama bu şey için Rocks için demedim. Mesela hakarete varan yazı yazan oldu ya. Bu ne artistlik? Bu ne ego? Diyen oldu. Hani Rocks sordu öylesine diye düşünüyorum. Kötü bir şey yazmadı Rocks. Ya yine bayram düştü ya. Yani sana değil de Rocks lafım. Böyle hakarete varan şeyler yazanlar oldu. Sen normal sordun. Ya 1200'lük öğrenciye veriyorum ama şöyle bir şey var Simit. Hani birkaç ders deneme yapıyoruz. Ona göre o deneme sonucu yani olumlu geçebilir veya geçmeyebilir diyorum. Rox ne güzel. Keşke herkes senin gibi sorsa, senin gibi karşılasa. Cidden yani biraz kızıyorum sana değil bu lafım. Hakaret edenler oldu. Ben GM yazdım diye. Hani o tepkim böyle doktor doktor yazmasın diye hep onlara da veriyordum o tepkiyi de. Niye böyle senin gibi karşılamıyorlar bilmiyorum. Hani bilmiyordum, öğrendim diyen yok. Simit şey legal matı. Bir ara konuşalım Simit istersen. Arkadaşlar birazdan size birkaç konu anlatmak istiyorum. Hani sadece satranç oynamayacağım. Perşembe anlatacaktım ama biraz satranç da bakalım istiyorum sizlerle. Yani şey Smith ben seni yarın arayayım. Anlatayım sana bir sistemimiz de var. Falcon bir onu yapabilsem. Zamanı unutuyorum, konuşuyorum. Peki biraz odaklanayım arkadaşlar.
Evet, bir üstünlüğümüz var. Neden bir üstünlüğümüz var? Çünkü beyazda piyonlar. Ama benim F6 sürmem gerekiyor. D5 karesini veriyorum ama bu piyonlar beyazda kaldı. Ay. Niye böyle yaptım ya? Kaybettik. Kaybettik dedim ama beraber oldu. Kırarken bazen konumda anlatıyorum. Birazdan konu anlatacağım size.
Ay ne yaptım ben ya? Of. Yanlış üstüne yanlış. Yok, Twitch'i hep şeyde yapmaya başladım. Aydın'da başladım Twitch'e. Ya niye şey yaptım ben? C5 at C5 almadım ki. Vallahi helal olsun bana. Kalem düştü ya. Kale düştü. Peki biraz odaklanalım oynamaya. Yok Rek, bugün şeye maça odaklandım ya. Bugün denize falan gittik. Biraz yorgunluk oldu. Bir de gözüm böcek mi ısırmış? Sol gözüm size göre sağ tabii. Bu tarafta bir şişlik var. Çok ağrıyor. Anlamadım. Ben de anlamadım niye bıraktı. Yok, piyon geriydi, kötüydü. Ama oynanabilirdi yani. Lyons'a gelemeyeceğim ya ben. Çocuklarla haldır haldır çalışıyorum. Her gün. Teşekkürler. Gözüm acayip ağrıdı ya. Anlamadım. At G3'ten geleyim ya.
Bu sene turnuva oynamayacağım arkadaşlar. Tamamen kulüple ilgileneceğim. Teşekkür ederim Rek. Ben de sizi seviyorum. Vallahi deniz dokundu ya. Şimdi fil c4 oynasam ya. Fil c4'e çıkamıyorum diye üzülüyordum. E5 oynayacak muhtemelen. Niye ataş 4? G2'yi tutuyorum. Şimdi F4 F5 oynayamıyorum. Bir A3 oynayalım ya. Şu B4'ü de oynayalım. Şimdi G3 oynayamıyoruz. Şah B2 de çıkalım. Kale F2 gelsem G3 oynasam. Biraz önce geldi Umutcan, sen yoktun. Falcon teşekkürler. Ben de oynamak istiyorum baba dedi. Baktı ben kötü oynuyorum. Hayır güzel oynuyormuşum. Hemen itiraz etti benim güzel kızım. Bu arkadaş nereye gidecek? Kale E6 almasını istemiyorum. Önce bu. Efendim kuzum. Tamam bebeğim. Benim de en sevdiğim bölüm oyun sonu. Ona geldim. Şöyle oynayacağım ya. İlginç bir hamle. Oo, bayağı ilginçmiş. Ben hiç görmedim bu şahı ya. Ben kalite feda ettiğimi hesaplıyorum. Hey Allah'ım. Oh, F2 terk. Ya bugün süper oynuyorum. Benim de en sevdiğim bölüm terk etme bölümü kızım. Gerçekten terk ettiğim zaman çok seviyorum. Kızım 6 yaşında. 6'ya girecek. İtiraz ediyor hemen 6 deyince. 8, 7 Ağustos'ta 6'ya girecek. Shaint oynayalım. Aleykümselam Yağız. Şu E5'imizi de sürelim ya. Petrov da oynarım ya. Yalnız bu arkadaş... Bir kale E8 oynayalım. At F8 çekelim be. Ay yaş. Taş duvar yapacaktım. Doğru söz vermiştim. Abim iyi. Çok görüşemesek de keyfi yerindedir diye düşünüyorum.
Yağız Efe, aleykümselam dedik ama herhalde duymadın. Gelelim şu D4, D3 ne ya? D4'e basalım. Arkadaşlar yarın Satranç Medya'da Büyük Usta Batuhan Daştan'la ikinci maçımızı oynayacağız. Bekliyorum sizleri izlemeye. Güzel maç olacak diye umuyorum. Umutcan görüşemiyoruz epeydir ya. Ondan dolayı yani. Benim buradaki yoğunluğum biliyorsunuz. 32 sene Falcon. Aa. Ne yaptı arkadaş? Bunu da söyleyelim. Neden böyle bir şey yaptı anlamadım. Baktı 2500'ün altına düşeceğim. Dayanamadı. Şöyle de koruyalım C5'i. Önemli piyon. Bir de H5. Öyle mi? Benim de en sevdiğim bölüm yine. Ben de oyun sonunda kaykay bölümündeyim. Bunu gelemiyoruz ya. Bir de böyle gelsek A6 sürecek. Ben ne yapsam ya? Şuradan bir Şah6 gideyim. F5. Takıma Nazmican iyidir. Nazmican candır. Peki ben bunu nasıl kazanacağım? Kızım şimdi tekrar gitti ya. Bir gelmişti. Bunu sürerim artık ya izin verdiyse. Bir tane kale değişmek zorundayım. Değişmedi. Aa benim zamanım gitti yine. Şu arkadaşı alabilir miyim? Çetinem teşekkür ederim. Tanıyorum tabii ki Deniz Armağan'ı. Yani 2503 oldum gerçek hayatta. Burada da 2600 kaç oldum bilmiyorum 70 mi artık. Bir şey oldum ama. Oo Deniz Armağan geldi ya. Hoş geldin Deniz. Arkadaşım. Taş duvar oynayacaktım değil mi? Teşekkürler Fatih. Hoş geldiniz. Alın size taş duvar ya. Fil D6. O zaman bir feda gelsin. Feda Master için. Feda zamanı. Öyle mi? Benim rakibim de bayağı hızlandı. Şöyle bir geleyim ya. GM Satranç iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Yani çok turnuva var da ben oynamayacağım bu sene arkadaşlar. Benim bir lig maçlarım var sadece. Şu veziri bir isteyelim. Aa verdi vallahi. Öyle kolay kolay bebeği sürdürmem. Annem de yandan destek veriyor bana. Şunu da alsam. O gözüme de yararlı olur mu? Ya Çeşme'de de var gözüküyor ama katılamayacağım. Kulüpten dolayı. Başkent'te de isim var. Anne selam var sana takipçilerimin. Takipçilerimin selamı var sana. Ellerinden öpüyorlarmış. Ben şöyle bir hat açayım şuradan ya. Evet evet gördüm. Nematod Instagram'dan göndermiştin. GM Sattaş teşekkür ederim. İlettim selamına. Ben şu vezirime bir... Bakın. Bakın ne yapacağım şimdi. Yok. Çeşme'ye gelemiyorum. Dediğim gibi Antalya'yı bu sene bırakmayacağım arkadaşlar. Çalışma yapacağız. Çalışmamız olacak. Fatih teşekkürler. Nematot her zaman beklerim. Kamp var. Kampa gelebilirsiniz arkadaşlar katılmak isterseniz. Kampımız güzel olacak. Ay ne yaptım ya? Vallahi ne yaptım? Vezir çarpı C2 yedik. Ciğerim yandı göz göre göre. Şu an için yer var arkadaşlar. 22 kayıt. Ya ben niye böyle bir şey yaptım ki? Yalnız şey çok iyiydi. İlk günden güzel 20'ye yakın kayıt aldık. Belirsizler de var. Net olan 18 ya da 19 şu an. Evet bak GM yazabiliriz. Vallahi file 3 alsa bile kazanıyor ya. Duydu beni.
Oh, F5 dedik. Oh, vezir F4 dedik. Kuzum şu an babanın şarjı bitmek üzere, dur. Benim şarjım da bitmek üzere. Bayrağım düşecek. Haha. Rakibin şarjı bitti. Evet. Yok, rakibin zamanı doldu, onu demek istiyorum ben. Bebeğim şu an bakamam. Şu an rakiplerle cebelleşiyorum. Gidelim ya. Şu an evdeyim. Valla Urfa'ya davet gelirse giderim. Daha önce geldim Urfa'ya da bir gösteri açılış için. Somut hoş geldin. Bunu da alalım ya. Piyonla alasım var ama böyle alacağım. Vezir F6 mı oynayacak? F5. Şuraya bir yerleşelim. Nasıl bir şey? Ne olmuş ya? Ben bir şey mi kaçırdım? Tefosker. Bu arada benim zaman işliyor. Şu an ne yapacağıma karar veremiyorum. Bak, kaleye 4 patlatasım var ya. Aman ya. Oynayacağım. Şah E5, şah T4 gelecek ama nedense içimden kaleye 4 vurmak geldi.
Beraber oldu. Şov kötü. Sonuna kadar zorlayacağız tabii ki. Öyle kolay beraber olmaz. Oynasın bakalım kolay mıymış şöyle berabere. Şöyle bir gelsek şah c5 gelmek istiyorum. Şah çok kötü. Ya şimdi şu a6 öyle bir yerde yaptım ki A6'yı. Vallahi helal olsun. Beraber oldu ya. Yap bir kıyak ya. Bir şah c5 oyna. Yine yenemedik ya bunu. Bir bir nereye kadar? Nigarhan tabii ki. Evet, bu hafta biraz dolu olacak. Yarın Satranç Medya'nın Şampiyonlar Ligi ikinci maçını oynayacağım Batuhan'la. Batuhan'la ikimiz lideriz, ikişer puanla. Perşembe yine canlı yayınımız var. Arkadaşlar varsa yoksa Nigarhan. Ata vurmasak olabilirdi ama hani at biraz aktifti merkezde. Çok canımı sıkmıştı. Böyle gelelim. Şimdi buna basacağız. At D4 gelsek ya. At E5 de güzel. D4 karesine yerleşeceğiz artık. Ben de en zor rakibe geldim. Şunu da bir oynasam. Vallahi bunu geçer yaptık ama. Sağlık olsun. Mim Kemal hoş geldin. Hangi çılgın piyonlarımı durduracakmış şaşarım. Bu arkadaş mı durduracakmış? Vallahi durdurdu. Teşekkür ediyorum. Okuyamadım Nick'ini yani. Anlamışsındır sen. Okuyamadığımı. Vallahi rakibin piyonları gidiyor. Biri durdursun. Nasıl ya? Şimdi B5'e C5 gelecek. Peki böyle gelsem? Rakibin piyonları var ama biz de siyah kalelerden bir şeyler yapacağız. Ya da yapacağımızı düşüneceğiz.
Peki kaleye 5 gelsek. Var da vezir G5. Şimdi kale F5 istiyorum. Atmış aklım almışlar ya. Bir de sen alma, boş ver. Böyle iyi aklım. Benim de Mersin'e selamım var. 60 tane anladım zaten ya. O yüzden ben de güzel cevap verdim. Alma aklımı diye. Bu arkadaş kötü şeyler yapıyor ya. Ama ben daha kötüyüm. Yaşasın kötülük. Vallahi küstü ya, gitmiyor. Kabul etmiyor, küstü. Allah 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 sesleriyle. Arkadaşlar utanmadan F7'ye baskı yapıyoruz böyle. Her zaman güzellik kazanır arkadaşlar. Oh, mis gibi konum. Şunu da sürelim be. Vezir A5 oynayacak ama. Hadi hayırlısı. Vallahi bunu da süreceğiz. Somut teşekkür ediyorum. O sizin güzelliğiniz. Vallahi ne yaptı ya? Satrançta feda yapan kazanacak ya. Yedik fedayı. Vallahi gözümün yaşına bakmadan vurdu. Peki. Vezir A3 alıyor.
Çok feci yendi bizi ya. Peki, H4'ümü çözdü. Acaba H5'imi çözebilecek mi? Kampımız için 8 kişilik yerimiz kaldı, var şu an ama tabii 8'den fazla da olabilir. Çünkü belirsiz olanlar var. Haber verecekler var. Daha haber gelmedi. Şu an için yaz kampımız için 18-19 tane garanti şeyimiz var. Kaydımız var. Şöyle utanmadan bunu oynayıp C5'e yerleşeceğim. Kamp 8-14 Temmuz. 8-14 Temmuz'da arkadaşlar 63 sıkıntı olmaz. 8-14 Temmuz'da Antalya'da benim satranç merkezinde bir kamp düzenliyorum. Bu kampta günde 8 saat satranç çalışılacak. Konuları yayınladım internetten. Hangi konular olduğunu, hangi konudan anlatılacağını yayınladım. Mesela Ağustos kampımızda aynı kanatlı roklar, ters kanatlı roklar, onlarla ilgili şeyler var. Çalışmalarımız olacak. Ben bir ok atayım ya. Şunu da bir gelelim. F3 at düşmüyor ya. Ataş 6 var. Lütfen. Atım kolay düşmez benim. Atım Arap'tır benim amman. Ateş de var tabi. Şunu alalım ya. Şu atı G4'de bir otursak. Bu ne? Hadi bakalım kale C6 alır mı acaba? Şunu gelelim. Atalan Üsküdar geçti ya. Sürelim. Tabii ki F4. At D'de oynayacak diyecektim. F4. Oh. Ama burada F4, EF4 alamıyormuşum ben ya. Tüh. EF4 alıyorum diye istiyordum. Allah Allah. Bunu alsam. Ne yapıyorum ben ya? Her şeyi verdim arkadaşlar. Hiç söylemiyorsunuz. Her şeyi verdim ya. Terk.
Ben bunu yemeden bırakmam. H5 ve H4'üne çözüm buldu bu arkadaş. Alalım bakalım. Öyle mi? Maxim'in kardeşi demek ha? Sen git abin gelsin de diyemiyoruz ki, yenip duruyor bizi. Vallahi olabilir. Şu fili alalım bir ya. Ay gözümü kırpamıyorum, çok ağrıyor gözüm ya. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şu tarafta şişli. Gözüm şiş olmasa bütün hamleri görürüm biliyorsunuz. Şuna bir gelelim ya. Bir tane yensem artistliği yapacağım da yenemiyorum. Bir şey soracağım ya. O kadar çok seçeneğim var ki. Ya anlamadım, arpacık mı? Nazar mı değdi ben Olimpos'a, Manavgat'a gidiyorum, geziyorum diye takipçilerim Instagram'dan, Facebook'tan görünce. Aa, ne yaptı? Bunu alsam.
Çok ilginç bir konum oluyor ama. Vallahi kaybettik ya. Abisi oynuyor ya kesin. Yine kaybettik ya, kazanacağımız maçtı galiba bu. Buna son kez oynayalım artık. Kale D8 de olabilirdi. Ya o konum at F6'dan sonra iyi olması lazım. Aslında daha basiti vardı. Kale D5 alabilirdim, kale E5'e. Galiba o daha iyiydi. Yok, oynamıyor artık ya. Sen git abin gelsin. Yok vallahi güzel yendi ya. Evet arkadaşlar, bugünlük burada bırakalım. Perşembe günü size oyun sonu anlatacağım. Çok güzel oyun sonları var. Oyun sonu inceleyelim. Sonra pratiklere devam edeceğiz yine. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. İyi geceler.